Günaydın. Güzel bir cumartesi sabahında ben Selin Erel ve eczacı Mehmet Müderrisoğlu. Her zaman olduğu gibi huzurlarınızdayız. Çaylarınız, kahveleriniz, not kağıdınız yanınızdaysa size günaydın der demez programa yüksek başlayalım. Yüksek tempolu bir sabaha başlıyoruz. Hadi öyle yapalım. Bugün yüksek tempoyla başlayalım. Konu başlığımızda tansiyon olsun. Tansiyon çünkü bir anda hiç fark etmediğimiz bir anda diye yukarıya çıkabildiği gibi bazı durumlarda da düşük olabiliyor. Bir parça isterseniz... Tansiyon nedir'e girelim. Öyle yapalım. Evet, tabii. Benden önce siz hemen yine başladığınız konuya bakın. Yüksek tempo dediğim an bana konuşma hakkı vermiyorsunuz. Çok sıklıkla toplum içinde aslında tansiyon kelimesini duyarız. Tansiyonum indi, tansiyonum çıktı. Bütün bu konularda aslında bildiğimiz belki ufak tefek hatalar da var. En çok da zaten elektronik postaların başında gelen konu başlıklarından biri olduğu için bu hafta tansiyon konuşalım istedik. Acaba neler anlatacaksınız diye de büyük bir şeyle bekliyorum. Yüksek tansiyon nedir? Tansiyon nedir? Düşük tansiyon nedir? Hepsini sizden bekliyoruz. Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir girişgah yaptın. Şimdi yapmamız gereken tansiyon nedir? Tansiyon kan deveranının, bünye içerisindeki kan deveranının damarlara yapmış olduğu basınçtır. Bu basınç düşerse demek ki kalp yeterince pompalayamıyor derler. Bu basınç yükselirse eyvah derler, damarları patlatacak seviyeye geldi. Ne diyorum her zaman? İnsan vücudu öyle bir denge üzerinde ki en ufak bir farklılık dengeyi bozuyor. Ölçtüğün zaman büyük tansiyon, küçük tansiyon diyorlar. Aradaki fark nedir? Kalp nasıl çarpıyor? Böyle bir vuruyor, pompayı basıyor. Sonra 1-2 saniye geçiyor, tekrar açılıyor. Tekrar basıyor. Hep böyle pompa şey gibi, motor gibi değil. Değil. Bu böyle basıyor, sonra tekrar açıp içine kalıp bir daha basıyor. Şimdi iki baskı arasındaki, bastığı zamanki süreç, yani bunu bastığı andaki tansiyon, yüksek tansiyon. İki pompa baskısı arasında, yani kalp dinlenirkenki tansiyon, minima tansiyon, küçük tansiyon. Şimdi küçük tansiyon ne ifade ediyor, büyük tansiyon ne ifade ediyor? Karışmasın, demin yüksek dediniz, yüksek değil, yüksek. Büyük küçük. Büyük küçük diyelim, doğru, büyük, küçük. Büyük tansiyon. Büyük tansiyon emosyona bağlı, yani sinirlendirirsem, seni kızdırırsam, bir kavga çıkacak olursa kalbin hareketi bir anda pır pır pır. Dakikada 65 ile 75 arasında çarpacak kalp 80, 90, 100'lere kadar çıkıyor. İşte orada eğer damarlarında bir sıkıntı varsa Allah korusun bir beyin kanaması geçirebilirsin. Bir damarını çatlatabilirsin. Onun için yüksek tansiyon tehlikeli. Küçük tansiyona gelince, küçük tansiyon vücuttaki bir hastalığın işaretini sana gösteriyor. Diyor ki, evet diyor, vücutta bir hastalık başlıyor diyor. Böbrek yetmiyor, bir şey oluyor falan tarzında. O zaman doktorun sana bir tedavi uygulaması gerekiyor. Burada konuşmamızın içerisinde nedir büyük tansiyon? Kaç olması lazım? Hangi sınırlayı? 12'ye 8. Bu da ne demek? Civanın santimetre yüksekliği. Yani havanın basıncını ölçtükleri gibi damardaki santimini ölçüyorlar. 120 santimlik civa hareketi. Bu 12'ye 8 normal bir tansiyon. 13'e 9 dediğin zaman mesela hastalığın eşiğine geldin, daha sık tansiyon ölçtür, tansiyonunu ölçtürdüğün zaman bir yere not et ve en kısa zamanda da doktora git diyorlar. Ve ne diyor sana doktor? tansiyonunu kontrol altına almamız lazım diyor. Aynı hadise tansiyon düşükken 8'in altına indiğinde de başında ağrı falan olur. Şimdi baktığın zaman bu tansiyon hastalarının sabah, öğle, akşam kontrol etmeleri lazım. Sabahleyin yataktan kalkar kalkmaz en yüksek seviyede olman lazım. Ondan sonra yavaş yavaş iniyor ve güne uyarlanmaya başlıyor. Aç karnına veya hemen sonrası veya sigara, kahve sonrası tansiyon yüksek çıkabilir. Eğer sağ elini kullanıyorsan tansiyonu soldan baktır diyorlar. Sol elini kullanıyorsan sağdan baktır diyorlar. Tansiyon belirtileri çember gibi bir baş ağrısı böyle. Boyunda ağrı, buralarda, adellerde ağrıyı gösterir. Hemen bunun kontrol altına alınması lazım. Şimdi bu tansiyonu hissetmen genelde 30'ların sonu 40'ların başında yaş olarak başlıyor. Yapılması gereken ne var biliyor musun? Sigara içiyorsan derhal bırakmak. Derhal bırakmak. İkincisi, mutlaka her sabah iyi bir vitamin kullanarak o gücünü, o enerjini yerine koymak. Biz geçen sefer ne dedik? Vitamin dediğin zaman erkeğe ayrı, kadına ayrı veriyorlar. Çünkü bunlarda yurt dışındaki ismi bunun well woman ve well man diye. Yani ayırıyor kadın sağlığını ve erkek sağlığını. Bu vitaminlerin içerisinde sodyum içermez. Sodyum içermediği için de tansiyon çıkmaz. Mesela tansiyon hastası ne yapmamalı? Çok önemli bir hadise. Turşu yememeli. Sodalı içki içmemeli. Tuzu tamamen sofradan kaldırmalı. Kilosu varsa kiloyu indirmeli. Bak ben sana kendimden örnek vereceğim. Ben 20 kilo verdim. 20 kilo vermeden önce akşamleyin bir tansiyon ilacı kullanıyordum. Sabahleyin 300 miligramlık bir tansiyon ilacı kullanıyordum. Kiloyu verdikten sonra akşamı kaldırdık. 300'ü de 150'ye indirdik. Ve ben son derece rahatım. Demek ki kilo, sigara, içki bu işin öldürücü şeyleri, kötülükleri yapan. Tetikleyici faktörler. Tetikleyici faktörler. Şimdi bu tansiyon hastalarında en önemli besin destek olarak önerdiğim şey siyah sarımsak. Siyah sarımsağı aldığın zaman tansiyonu düşürmez. Bunu herkes bir daha duysun. Ama tansiyonun aşırı yükselmesini veya aşırı düşmesini önler. O regülatör vazifesini görüyor. Basit ve güzel bir enerji veriyor. Karaciğeri detoksifiye ediyor. Daha ne istersin? Her sabah bir tane ben kullanıyorum. Hakikaten çok da faydasını görüyorum. Tansiyon çok önemli bir rahatsızlık. Lütfen olduğu zaman hemen bunu kontrol altına almak lazım. Olmadan. Olmadan. Ben her zaman için şöyle düşünüyorum. Aslında hep diyoruz ya, sağlığımızı kaybetmeden kıymetini bilebilmek çok önemli. Evet. Bence tansiyon kronikte yerleşmeden, kişi tansiyon hastası olduğunu hastalandıktan sonra öğrenmeden yatkınlığını belirleyebilir. Bu da çok basit bir işlem. Tabii, değil mi? Çok. Aslında 1-2 hafta üst üste pastili verdiniz. Ben şimdi evire ama çevire konuşurken zorladım. Çok ayıp oluyor. Ah, ayıp oluyor. Evet, terzi kendi söküğünü dikemiyor düşüncesine kapılabilirsiniz ama inanın tabii ki ilkokulda okuyan öğrenci anne velisi olarak İnanılmaz bir salgın var. İstanbul şu anda kırılıyor bana sorarsanız. Evet. Az sonra zaten biraz soğuk algınlığı da konuşuyor olacağız. Çok direndim, dik durdum ama sonunda bir şekilde ben de enfekte oldum. Şimdi tansiyon çok önemli dedik. Kroniğe geçmeden önce mutlaka yine semptomları iyi gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum. Yapılabilecek en iyi şey günde aynı saatlerde 2-3 defa tansiyon ölçerek aslında bunları kayıt yapmamız gerekiyor. Lütfen yazın. Sabah saat işe gitmeden önce 7'de ölçtüm. Karşılığı şu çıktı. Öğlen yemekten önce veya sonra ölçtüm. Şu çıktı. Akşam yatarken de yine tansiyonum şu çıktı diye. En azından 1-2 hafta yapacak olsak kişinin kendi atışını doktora gittiğinizde dahi bu bilgiyi yanınızda götürdüğünüzde çok kıymetli bir bilgi. İlla yaşlanmamıza gerek yok tansiyon bakmak için. Çünkü tansiyon çok sinsi. Uzun süre damar sağlığını bozacak şekilde yerleştikten sonra kendisini fark ettirecek düzeye de gelebilir. Dolayısıyla erken fark edecek olursak damar sağlığını bozmadan önce alınabilecek 1001 tane önlem var. Ve böylelikle de çok daha kolay kronik tansiyon hastası olmadan manevra yapıp sağlıklı hayatımızı devam ettirebiliriz. Şimdi, siyah sarımsak da çok önemli bence. Çok önemli. Büyük bir başka şey doğanın sihri diyoruz genelde hakikaten sarımsak öyle. İçin. Siyahlatılmış olan sarımsağınsa çok daha faydalı olduğunu bugün artık tıp literatürlerinde de görmeye başladık. Benim söylediğim bu besin desteği ağızda, vücutta ve dışkıda koku da yapmıyor. Koku yapan alin ve alisin maddeleri soyutlanmış vaziyette. Fakat ben esas yüksek tansiyon hastalarına bir şey önereceğim. Sabah kahvaltıdan sonra S-adenozil metiyonin kullanmaları. Bunu kahvaltıdan sonra bir tane çiğniyor. Daha sakin, daha rahat görüyor. Adam köprü yolunda arabasını geçti diye üstüne gitmiyor. Daha geniş, daha rahat algılıyor. Çok güzel bir ürün. Uyku da vermiyor. Bu söylediğiniz isme emin olun hepimiz takip ettik. Ben dahil ekran başında bizi izleyenler. S-adenozil metiyonin. SAME diyorlar buna. Kısaca SAME. Başka türlü bizim aklımızda kalma ihtimali yok. Sizin için kolay gözüken isimler. Bunun genellikle kısaltılmış adı oluyor. Bu. Evet. Evet, tansiyona dikkat ediyoruz. Lütfen. El parmak burada tansiyon nabız ölçerken gezmiyoruz ama mutlaka takibini yapıyoruz. Semptomlarımızı iyi gözlemliyoruz. Evet, sırada bir parça derim ki sonra tansiyonu biz defalarca geri dönebiliriz. Tabii çok önemli konulardan bir tanesi ama soğuk algınlığına geçelim. Şayet benim gibi muzdarip olan fazla insan var etrafta. Yardımcı olalım. Şimdi soğuk algınlığında 2 yöntem var. 1, kapmamak. 2, kaptıktan sonra ne yapmak? Kapmamak şöyle oluyor. Toplu taşıt araçlarına bindiğin zaman ki kaçınılmaz. Bugün evet benim arabam var ama ben arabayla inmiyorum İstanbul'a. Çünkü o trafiğe girdiğim zaman sıkıntıdan bunalıyorum. Ama şunu söyleyeceğim, toplu taşıtlarda sıkışık bir durumda giderken karşınızdaki adam hapşırıyor, öksürüyor. Bu 1 metre mesafede virüsler uçuşuyor. Uçuştuğu anda dokuya geldiğinde hücre içerisine giriyor ve artık hastasın. Şimdi eğer Cistus Criticus'lu bir pastili ağzına koyar emersen bu yapıştığı zaman tutunamıyor, kayıp gidiyor. Dışkıdan dağıtıyorsun. Bu birinci önlemin. Demek ki sabah işe giden, okula giden her çocuğa bir tane Cistus Criticus içeren pastili ağzına vereceksin. İkincisi, genel olarak vücudunu toplayacak bir bağışıklık güçlendirici alacaksın. Bu hasta olduğunda değil, kış boyunca mutlaka alacaksın. O zaman ne oluyor? Basit bakteriler, basit virüsler, basit şeyler geldiği zaman vücudun zaten dirençli, zaten güçlü oluyor. Ondan mücadele edip onu alt edebiliyor. Burada da immün sistemi güçlendiren, mesela kağıt oyununu bilmem ama kağıt oyununda en büyük kağıtlardan biri ACE dedikleri A harfi çıkar. İmmün sistemi içerisinde bu immün ACE dediğim hadise bir güzel formülün öncülüğünü gösterir. Tabii as oyuncusu. Bunda turunçgillerin biyoflavonoidleri var. Ve bunun içerisinde bütün vitamin ve mineraller olan komple bir besin desteği. Her sabah bir tane bundan aldın mı hem vitaminini almış oluyorsun hem bütün ihtiyaçlarını gideren bir zırha bürünüyorsun. Bu arada eğer ki üşüttün ve işe gidiyorsun, okula gidiyorsun, konuşabilecek halin kalmadı. O zaman ne yapıyorsun? Boğazına bir sprey sıkıyorsun. Sıktığın spreyin içerisinde bal ve bazı bitki özleri mevcut. Özellikle bu şimdi söyleyecekken adını unuttum. Sana söyle. O kadar güzel ki bunu kullandığın zaman boğazına yapışıyor ve boğaza yapışmış olan bakterileri dışarıya çekiyor. Bu ozmoz olayıdır fizikte. Yani az yoğunun çok yoğuna geçmesi olayıdır. O da çok fayda veriyor. Onun ötesinde de artık basit parasetamol tarzı, aspirin tarzı ürünlerle ateşini kontrol altına alman lazım. Ha, herkesin düşündüğü bir şey var. Ben antibiyotik alayım. Bir, antibiyotiklerin soğuk algınlığında herhangi bir etkisi olmadığı artık saptanmış. Boşuna antibiyotik almayın. Vücudu rezil etmeyin. İki, antibiyotiği zaten eczaneye gelip alamayacaksınız. Mutlaka doktor denetiminde reçeteyle kullanmanız lazım. Üç, alsanız da işe yaramayacak. Boşu boşuna belki de sağlıklı olan bakterileri de bünyenizi rezil etmiş olacaksınız. Hı hı. Bu eskiden kalma bir ezber tekniğimiz aslında, değil mi? Yani maalesef, hastalık eşittir antibiyotik. Maalesef. Çünkü en güçlü ilaç sanki antibiyotikmiş gibi algılanır. Aslında en güçlü olan da antibiyotik değildir. Antibiyotik sadece zarar açısından en güçlü olabilir muhtemelen. Çünkü sağlıklı bakterileri de silip süpürdüğü için vücudumuz bir sonraki hastalıklara daha net hazırlıyor aslında, evet, baktığımız zaman. Anladığım o ki aslında hani bana da hep mesajlar gönderdiğiniz gibi hissettim şu andaki halimden dolayı. Gerçi ben de ateş olmadı ama burun akıntısıyla beraber öksürük yaygın bir şekilde yaşıyorum. Yapabileceğimiz en iyi şey aslında yine semptomları erken teşhis edebilmek, gerekli şekilde vücudu aslında dinlendirebilmek ve Mehmet Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi az oyunculardan oluşmuş olan güzel bir takım aslında bağışıklığımızı korumaya ve yükseltmeye yarayacak ve bahsetmiş olduğunuz gibi öncesinde, hasta olmadan öncesinde mutlaka bahsetmiş olduğunuz Cistus Criticus içerikli formüllerden, pastillerden faydalanmamız gerekiyor ki evimizden içeriye kolay kolay mikroplar giremesin. Çünkü çok yaygın. Evet. Şimdi eğer korunduğumuzu varsayacak olursak, bahsettiğiniz gibi maksimize edilmiş bir bağışıklık sistemiyle yola çıktık. Konuyu değiştireyim mi yoksa soğuk algınlığı ile ilgili daha söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Burada bırakalım. İstersen biraz karaciğerden söz edelim. Şimdi ben de oraya geçmek istiyordum. Demin zaten tansiyon derken aslında karaciğerden de bahsettik. Böbrekler ve karaciğerler önemlidir. Evet, ilerleyen yaşla birlikte aslında en büyük görevlerden birine sahip olan karaciğer de yavaş yavaş yorulmaya başlıyor diyebilir miyiz Mehmet Bey? Çünkü bütün karanlık işleri sanki karaciğer yaptığı için adı kara. Değil mi? Ve yıllarca çalışıyor ve bütün organların aslında belki de orkestra şefi ama gizli bir orkestra şefi. Çok adını duymayız ama işlevleri çok büyük. Yorarsak da sonunda o bizi yormaya başlıyor. Biraz karaciğer bahsedelim. Benim girişim bu kadar olsun. İç organlarımız arasında en büyük organlardan biri karaciğer. Karaciğer kanı temizleyen, vücuttaki toksinleri filtre eden müthiş bir fabrika. Müthiş bir fabrika. Bu fabrika eğer normal beslenirsen kendini normal tutuyor. Eğer sen İçki içersen, tatlı yersen, pilavını yersen, ekmeğini kaçırırsan, ölçüyü, bütün bunları yapacak olursan karaciğer büyümeye başlıyor. Sonra yağlanmaya başlıyor. Karaciğer hücreleri yağlanmaya başlıyor. Bu olduğu zaman işte o zaman istenmedik hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Peki kimde oluyor bu karaciğer yağlanması? Diyabette, yağlı beslenenlerde, şişmanların hemen hemen hepsinde. Alkol kullananlarda, sigara kullananlarda, sigara kullandığı zaman oksidatif stres diyorlar buna. Yani pek çok neden var. Karaciğer büyüdüğü zaman işlevleri de bozulmaya başlıyor. Bugün için 40 yaşından sonra her insanın senede hiç yoksa bir veya iki kez bir detoksa girmesi lazım. Eğer karaciğerinde bir sorun varsa bir yıl boyunca belli karışımları kullanması lazım. Mesela ne tip? Kolin içeren bir karışım lazım. Kolin, yağların hücrelerden atılımını sağlayan bir maddedir. Ondan sonra slibin fosfolipid dedikleri bir madde var. Bu enzimlerin regüle olmasını ve trigliserit, kolesterinin aşağı çekilmesini, yükselen miktarlarını aşağı çekmesine yarar. Enginar. Bakın size bir şey diyeyim, biz çok enginar yiyoruz diyeceksiniz. Görüyorum karşımda ama enginarın atılması gereken olan göbek kısmını biz yiyoruz. Yenmesi veya emilmesi veya kaynatılıp suyunun içilmesi gereken dış yaprakları, o sert yaprakları atıyoruz. O dış yapraklarda sinarin denen madde içeriyor. Bu da karaciğeri toparlayan bir madde oluyor. Onun haricinde kara hindiba, troksikum. Troksikum, kara hindibanın şeysi, daha önce filtre edip kanı temizlediği zaman ortaya çıkan kirliliğin aşağıdan böyle temizlenmesi, çökeleğin atılması tarzında oluyor. Bunlar yapıldığı takdirde karaciğer kendini toparlıyor, şişmanlığın önüne geçiyor. Zannediyor ki insanlar şişmanladığım için karaciğer bozuluyor. Sen karaciğeri bozduğun için şişmanlıyorsun. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan aslında her şey birbirine çift taraflı etkiler halde oluyor. Bunu yaparken Selin, ben her zaman herkese mutlaka omega-3 kullanmalarını söylüyorum. Omega-3'ü seçerek almalarını söylüyorum. Ne yapacaklar? Bir, trigliserit formunda olsun. Kutunun üzerinde trigliserit yazsın. Eskiden yerli arabalar vardı. Süperi vardı, standardı vardı. Bu süperi oluyor. İkincisi, dış jelatini, balık jelatini olanı tercih etsinler. Üçüncüsü, IFOS denen International Fish Oil standartta 5 yıldızın altında olmayanını tercih etsinler. Bunu akşamları bir tane alsınlar. Akşam almalarının maksadı sakinken o damarların içerisini temizleyerek gitmesi. Bu ikisini kullandıkları zaman karaciğeri de güzel bir şekle sokmuş oluruz. Bir şey dikkatimi çekti. Tansiyonla başladık. Tansiyonda da anlattığınız şey ilk etapta dediniz ki biri sinirlendirdiği zaman vücut neyle yanıt veriyor? Sempatik sinir sistemi hemen devreye giriyor. Ya vur ya kaç. Değil mi? Yani aslında bir felakete hazırlık. Vücudumuza iyi gelmeyen şey aslında bu fark edip ya da fark etmeden uzun soluklu vücudumuza hissettirmiş olduğumuz stres kaynakları. Şimdi dediniz ki işte SAME'den hatırlayabilirim ama başka türlü o söylediğinizi hatırlayamam. SAME'de dediniz ki hele tansiyon hastaları böyle bir şey kullandıkları zaman daha sakin, orada sakin. Ondan sonra öğrencilere şimdi veriyoruz biz onu. Yani ders çalışırken şey olmasın, sinirli olmasın, stresi olmasın diye. Başarının şimdi içinde de diyoruz ki karaciğer anlatıyoruz. Omega kullanımı karaciğere destek versin, akşam alın. Vücut sakinken damar içinde istediği işlevi görsün. Aslında buradan çıkaracağımız çok önemli bir bilgi olduğunu görüyorum. Yani vücudumuz aslında sakinken sağlıklı. Sakin kalabildiği kadar sağlıklı. Niye sahil şehirlerinde uzun süreli tatil yapanlar, niçin insana tatil lazım deniyor? Vücut kendini yeniliyor. Sakinleyebilmesi için. Bak ben sana bir şey daha söyleyeyim. Geçen hafta başıma gelen bir olayı söyleyeyim. Biz buradan D vitaminini söylüyoruz değil mi? Aman şöyle kullanın, böyle kullanın tarzında. Bir dostumuzun annesine bir dostumuzun annesine ampulü kırarak haftada bir tane iç demişler. Ve o haftada bir tane içildikten sonra kadıncağızın kemiklerindeki kalsiyum çözünmesi fevkalade yüksek oranlara çıkmış. O kadar yüksek orana çıkmış ki doktor demiş ki sokakta ayağını burktuğun anda 8-10 kırık birden olacak. Biz seni düzeltmeden yapma. Nedir bu? İnceliyorlar ki çok yüksek ampulü kırıp içmelerden kaynaklanıyor. İyi gelecek diye. Çok rica ediyorum. D vitamini çok özel bir üründür. Tansiyonunuzun inip çıkmasında, enerjinizde, sinir katsayınızın inip çıkma, her şeye etkin bir vitamindir. Ama günlük dozu Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği prospektüste şunu yazar. Günlük doz 600 ünitedir. Günlük maksimum zararsız doz 4000 ünitedir. Unutmayın bir ampul 300.000 ünite. Yani 75 katı fazla. Bu şu demek oluyor. Eğer her gün bir simitle kahvaltı ediyorsanız ben sana 75 simidi yedireceğim ama bir ay sana bir daha simit almayacağım. Kahvaltında yemenize imkan yok. Vücut da bunu yapıyor. Lütfen dikkatli olun. Ben bu uyarılarımı buradan yaparken Sağlık Bakanlığı'nın da umuyorum kulağına kar suyu kaçıyordur. Çünkü bu çok önemli bir hadise. Doktorlar bunu böyle veriyor maalesef. Bu işi yeterince bilmeyen doktorlar, lütfen doktorunuzu uyarın. Başınıza benim dostumun başına gelen gelmesin. Bazen belki de şunu ayırt etmekte güçlük duyduğumuzda sağlıklı ama D vitamini ne yapabilir ki? Sağlıklı ama sağlık için alıyoruz bunu düşüncesi. Hayır. Ama doğru yöntemlerle, doğru dozda kullanmadığımız müddetçe aslında vücudun ihtiyacından fazlasını verdiğimizde zarara dönüştüğünü, toksikolojide de daha önce bahsettiğimiz gibi bir doz ayarı olduğunu, minimum ve maksimum dozların mutlaka her konuda gözetilmesi gerektiğinin altını buradan güçlü bir şekilde çizmek istiyorum. Benim de başıma şöyle bir şey geldi. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorum. Dedi ki bol bol dedi soğuk algınlığına kapılmayayım diye dedi. Gün boyu dedi portakal sıkıyorum, portakal içiyorum. Hatta içine nar katıyorum, onu içiyorum. Dedim ki günde kaç tane içebiliyorsun böyle? Vallahi dedi en az 6-7 böyle kocaman bardak dedi portakal suyu sıkıp içiyorum dedi. Bu da pek çoğumuz için evet yine eskilerden kalmış olan bir şey olarak iyi görünebilir. Ama unutmayalım ki kan şekerinin bir anda tavan yapıyor olmasına da büyük katkıda bulunduğumuzu unutmamak lazım. Ayrıca bir şey ifade edeyim. Yani C vitamini alıyorum diye 6-7 büyük bardak portakal suyu ciddi bir miktar. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Şu içtiğimiz suyun ne zararı var? Zararı sen yok. Sen bir bardak içersen, günde 1,5-2,5 litre içersen bir zarar. 10 litre içersen kramplar başlar. Ondan sonra çünkü elektrolitler çatlarsın, miden sarkar. Onun için su zararsız diye söylemene mana yok. Biraz evvel tam söylerken aklım kaçtı, unuttum. Sana hemen onu söyleyeyim. Bu boğaz ağrısı olduğunda boğazımıza sıktığımız spreyde bal, Sambucus nigra, kara mürver ve Vitis vinifera, üzüm çekirdeği özünden elde edilen bir sprey. Hem antioksidan olduğu için boğazın etrafını kaplıyor, hem Sambucus nigra çok güzel bir bağışıklık koruyucu falan etkisi var. Antibakteriyel etkisi var. Bal da lezzet veriyor ve bakterilerin dışarıya çekilmesine yardımcı oluyor. İlk 2 saatte boğazın ağrırken her yarım saatte bir 4-5 kere sıkacak olursan 2 saatin sonunda da genel itibariyle boğaz ağrısı oluyor. Sonra günde 3 kere 4 yani 3 kez 4'er defadan sıkacak olursan boğaz ağrısı diye bir şey çekmiyorsun. Ki boğaz ağrısını hiç sevmiyoruz. hiç sevmiyoruz. Kim neyi seviyor bana onu yani söyle. Yani hiçbir şeyi, hastalık olan, vücudu kıracak olan hiçbir şeyi sevmiyoruz ama boğaz ağrısı daha bir çekilmez oluyor. İnsan ne yiyebiliyor, ne içebiliyor. O yüzden de bence çok başarılı formüllerden biri. Kendim kullandığım için çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Gerçekten çok rahatlatıyor. Şimdi sona geliyoruz ona göre. Son bir saniye, bir dakika daha rica edeceğim senden. Geçen hafta Kudret Narı'ndan söz ettik. İnanılmaz sayıda yazılı mail aldı. Kudret Narı mide sorunları yaşayan insanlar için fevkalade önemli bir üründür. Kudret Narı'nı herhangi bir yerden alıp yağ batırmanızla çözemezsiniz. Bu çok hassas bir denge içerisinde yapılmalıdır. O nedenle eczanelerde satılanlara iltifat edin. Lütfen aktarlardan bu tip ürünleri almaya kalkışmayın. Ülser, gastrit gibi sorunlarınız varsa, reflü gibi sorunlarınız varsa lütfen deneyin. Küçük, 8 tane küçük reçel, otellerin reçel verdiği kavanozlarda satılıyor. Çalkalıyorsun, yarısını bir sabah içiyorsun, diğer yarıyı buzdolabına koyuyorsun, ertesi sabah tekrar çalkalayıp onu içiyorsun. Çok fayda verecek bir üründür. Dikkatinizi çekerim. Benden bitti. Tamam, son 3 dakika top bende. O zaman ben kısa bir özet yapacağım. Bugün neler hakkında konuştuk? Bugün tansiyonla başladık. Tempolu bir gün olsun dedik. Evet, hızlıca da bitti programımız neredeyse. Tansiyon konuştuğumuz zaman tansiyonun ciddiye alınması gereken önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ve öncesinde de önlemeye yönelik neler yapacağımızdan bahsettik. Tansiyon içinde kara sarımsaktan, siyah sarımsaktan bahsettik. Ve tabii bunun yanı sıra da Mehmet Bey dedi ki ama sakin kalmak gerekiyor dedi. Her zaman için sakin kalacağımızı düşünüyoruz. İkinci bir şey, soğuk algınlığı konuştuk. Soğuk algınlığında da büyük bir şeyden bahsettiniz, takımdan bahsettiniz aslında. Evet. Bir as kart olarak bize as oyunculardan birinden bahsettiniz. Bağışıklık sistemimizi korumak için. Evet. Hasta olmadan önce ne yapılması lazım? Hasta olduysak eğer şansa neler yapacağımızdan bahsettik. Olmamak için antivirüs pastillerden faydalanabiliriz. Cistus Criticus bitkisinden faydalanmış olan pastillerden bahsettiniz. Öksürürken bana bir tane verdiniz. Gayet iyiyim şu an itibariyle. Yoksa dünden beri kasıla kasıla öksürmekten gerçekten çok yorgun düştüm. Bunun haricinde gündelik kullanabileceğimiz kadınlara ve erkeklere olan farklı well man, well woman dediğimiz iyi kadın, iyi erkek formüllerinden bahsettik. Özellikle kişilerin güçlü ve kışa iyi geçirmeleri için. Aynı zamanda ozmosis yöntemli bu boğazdaki enflamasyonu nasıl düşürebileceğimize dair. Evet. Boğaz ağrılarına yönelik kara mürver, bal özü ve üzüm çekirdeği ekstraktı olan bir formülden bahsettik ki ben de kullanıyorum. Gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Karaciğerden bahsettik. Çok önemli bir organımız dedik ve yine orada siz bir formülden bahsedin. Son bir şey söyleyeceğim. O da neydi? Tansiyonda, ders çalışanlarda SAME dediğimiz maddenin verdiği fayda. Yani o aşırı gerginliği yumuşatan, insanları huzura kavuşturan bir... Şehri yumuşatan, şehri yumuşattığı zamanda içinde yaşayanları yumuşatan diyelim. Kısa bir özet yapmaya çalıştım. Son bir dakikaya geldiğimiz için artık sözün bittiği yerdeyim. Omega 3 dedik, bir de bunu da unutmayalım. Omega 3'ü de mutlaka her akşam yatmadan önce doğru bir omega 3 olarak kullanmamız gerektiğini zaten her programımızda söylüyoruz. Ve artık son sözümü söylüyorum. Sizlere sakin, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu cumartesi sabahı saat 10'da tekrar huzurlarınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Haftaya bizi unutmayın. Sizlerle beraber çok güzel bir programa daha hazırlık yapıyoruz.